Günaydın efendim, merhabalar. Leyla Pakyöse ile gündem programına hoş geldiniz. İçel TV stüdyolarından, İçel FM mikrofonlarından ve Instagram üzerindeki tüm sosyal medya hesaplarımız üzerindeki canlı yayınımızdan hepinize bir kez daha sıcacık sevgilerimizi, saygılarımızı, mutluluk dileklerimizi, bereket dileklerimizi gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim çalışanlara. Sıcakların artık kendini yavaş yavaş hissettirdiği bu günlerde bir hayli zor oluyor. Trafikle mücadele etmek, iş yerinde vakit geçirmek. Ancak Çukurova burası, nerede olursanız olun, hangi mekanda olursanız olun, hava hep aynı. Eskilerin dediği gibi havanız nasıl olursa olsun sizin, hava nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyen bir şey vardı. Hava durumu spikerimiz vardı, hatırlayacaksınız. Hülya Hanım'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya HBB'de olması lazımdı ya da Interstar televizyon. O zaman Interstar'da orada olması lazımdı. Şimdi o geldi aklıma. Ezel de diyor ki yaşasın klima diyor. Evet, katılıyorum, yaşasın klima. Aslında bu tavandan vantilatörler vardı sevgili izleyiciler. Hala da var. Çok nostaljik gelir ama aslında dokunmayan en iyi çarelerden birisidir o. Yine de efendim ne olursa olsun havaya rağmen, çamur dünya inadına rağmen, tüm ekonomik zorluklara rağmen, tüm mücadelemize rağmen ne olursa olsun yine de mutlu olmaya çalışmak lazım. Dayanışmayı ve de mücadeleyi elden bırakmamak lazım. Durum buyken şimdi gündeme geçelim isterseniz. Sizlerin de gördüğü gibi ne kadar görebiliyor şu an kameralarımız, masa üzerimizi bilmiyorum ama oldukça yoğunuz. Bir sürü yemek pişirdik, hep birlikte paylaşalım diye sizlerle. Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı. Hiçbir ajansa, hiçbir ulusal haber programına ve gündeme yansımadı bu aslında sevgili izleyiciler. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse gündem başlığı olması gereken bir haberdi bu. Ayın 10'unda gerçekleşti. 11'ini de bekleyeyim. Belki Türk ajanslar ya da yabancı ajanslar geçer diye düşünmüştüm. Ancak sadece Reuters'in kısa bir geçişine rastladım. Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te Türk diplomatlara ait iki otomobil kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verilmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nca Selanik'te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar da kınandı. Sabah 04.45 civarında oldu bu olay. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nca da Selanik'te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar kınandı ve gerekli önlemlerin alındığı, gerekli cezai müeyyidenin başlatıldığı söylenildi. Belki de sulhla sonuçlanan bir durum, karşılıklı medeni davranışlarla sonuçlanan bir durum olduğu için bizler sadece olayları gündemlere taşıyan bir ulusuz ya da öyle bir haber anlayışına sahibiz. Sonuçlar konusunda bağımsız kılıyoruz kendimizi. Çünkü içinde kaybolduğumuz olay, gıybetini yaptığımız olay ya da fikrimizi beyan etmemize sebep olan şey olay. Sonuç bizi hiç ilgilendirmiyor. İyi ya da kötü olsun. Sonucun karşısında dimdik durmak lazım aslında. Bugün çok önemli bir gün. Dünya Çocuk İşçileri Mücadele Günü. Sevgili izleyiciler, Mersin'de de bu konuda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Birazdan haberini size iletmeye çalışacağız. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Mersin Çocuk Hakları Derneği ile birlikte Mersin Barosu 12. katta kamuoyuna ve basına yönelik bir basın açıklaması, bir basın toplantısı düzenleyecek. Buradaki söylemleri çok önemli. Kamuoyuna da önemli mesajlar verilecek. Baroların çocuk merkezlerinin bu konudaki fikirleri gerek yerel yönetimler, gerek iktidar, gerekse iktidarı zorlayacak ya da iktidara yol açacak muhalefetin meclise soru önergesi sunması konusunda, hoş bizde iktidar olma da öyle değil, muhalefet olma da öyle değil ama biz olması gerekeni söylemek zorundayız. Çünkü doğrudan yanayız. Muhalefetin de önünü açacaktır. Gündeme taşımak adına sivil toplum örgütlerinin ve baroların, çocuk merkezlerinin bu konuda yapacakları çağrılar çok ama çok önemli. Çünkü suç teşkil eden olaylara da sebep oluyor bazen çocuk işçilerin sokakta olması. Son bilançoya göre sevgili izleyiciler ve de dinleyiciler, Türkiye'de 2 milyon çocuk sokakta yaşıyor. Onlar da sokak işçisi, sokak emekçisi. Mersin'de bir grup var, bir ritim grubu var. Roman ailelere ait çocuklar çoğunluğu ya da Bahçe Mahallesi'nde yaşayan sevgili vatandaşlarımızın evlatları. Biliyorsunuz o kişiler müzik konusunda da çok yetenekliler. O çocukları mesela çok isterdim programıma almayı ama konuştum onlarla geçen gün. Dedim benim programa gelir misin? Sabah sizinle ritim toplantısı yapalım.
Olur dediler. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, şudur budur. Bana öyle güzel sorular sordular. Dedim İçel TV'deyim. Ne yapıyorsun teyze orada dedi. Tabii teyze deyince biraz bozuldum ama artık doğrusu o. Bir şey denilemiyor. Evet, ne yapıyorsun teyze? Dedim teyzem ben orada bir haber programı yapıyorum. Senin gibi emekçiyim yani. Sen sokakta çalışıyorsun. Ben klimanın altında gayet rahat çalışıyorum. Bazen nimet azgını oluyoruz. Evet, rahat batması da yaşıyoruz. Bu da doğru. Sizin kadar emekçi değilim belki de çocuk yaşınıza rağmen. Gelir misiniz dedim benim programa. Geliriz dedi. Ne söylersiniz peki dedim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Onu söylemek isterim dedi. Öbür çocuk dedi ki toprağına taşın ölürüm Türkiye'm. Ben onu söylemek istiyorum. Hepsini söyleyebilirsiniz dedim. Sonra bir en ufakları var. Aklınızı başınıza alın. Eşimiz var bizim televizyonda dedi. Tutuklarlar bizi oğlum dedi. Aynen bu şiveyle. Dedim yerim seni ben. Niye öyle düşündün? Öyle abla dedi ya. Bizi oradan oraya kovuyorlar. Oradan oraya kovuyorlar. Halbuki dedi olacak şey değil. Bir süre işlerimizi hallettik. Başka bir şarkıdalardı. Ben kızımla ve annemle oradan geçerken onlar yine İzmir'in dağlarında çiçekler açarı çaldılar. Onlar da tanıyorlar insanları. Onların da amaçları var. Onların da duyguları var. Onların da hayat hakkında hayalleri var. Türkiye'de sahipsiz olan ve de sokaklarda yaşamını devam ettirmek zorunda kalan, istemeden potansiyel suçlu olarak yetişmek zorunda kalan 2 milyon çocuğumuz var. Bunlar kayıt altına alınanlar. Yani kayıtla zapt edilen sonuçlar. Ya bilmediklerimiz, ya görmediklerimiz, ya duymadıklarımız, işte bunlar potansiyel suçlu olarak yetişiyor. Bir anlamda devletin, insanların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gereken hepsi potansiyel beyinler. Hatırlıyor musunuz? Kimsesiz Çocuklar Derneği'nden arkadaşlarımız gelmişlerdi buraya. Karı koca. Şimdi ismi çok aklımda değilim. Ozan mıydı acaba arkadaşın ismi? Hata etmek istemiyorum. Sevgili Tuğba arkadaşımız da, Tuğba Yörük hava durumundan ve de radyodan tanıdığınız Tuğba arkadaşımız da onlarla birlikte emektar olarak çalışıyor kimsesiz çocuklarımız için. O karı kocadan birisi işte. Erkek olan, koca rolünde olan arkadaş, sokakta büyümüş bir arkadaş. Sonradan tahsilini etmiş, eğitim düzeyini tamamlamış ve şimdi karı koca olarak amaç edinmişler. Kimsesiz çocuklara sahip çıkmayı, onların ihtiyaçlarını gidermeyi, onların potansiyel suçlu olarak yetişmelerine engel olmayı kendilerine amaç edinmişler. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Olamaz. Dedim hiç işiniz gücünüz yok mu? Var. Bizim bir büromuz var. Emlak işiyle de uğraşıyoruz ama gelirimizin tümünü sokaklara aktarıyoruz. Neden dedim böyle bir şey düşündünüz? Çocuk yapmayı düşünmüyor musunuz? Ekran gerisine sohbet ettiğimizi. Zaten bir sürü çocuğumuz var dedi. Onlara yetişebilmemiz çok önemli bizim için dedi. Şimdi Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi hazır mı görüntülerimiz ya da ulaş arkadaşımız oraya ulaştı mı acaba Ezel'cim bilgin var mı? Henüz haber yok. Peki seninle haberleşiriz. Durum bu sevgili izleyiciler. Dünya Çocuk İşçileri Mücadele Günü Cuma. Peki çok teşekkür ediyorum. Merve Tosun arkadaşımızmış. Kimsesiz Çocuklar Derneği'nden gelen ve röportajımızı yaptığımız arkadaşımızın adı. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Dünya Çocuk İşçileri Mücadele Günü. Cuma günü de DİSK Başkanı Kemal Göksoy konuğumuz olacak. Ona bir konuk daha ekleyeceğiz. Büyük ihtimalle bir sosyal hizmetler uzmanı olacak. Şöyle ki 15-16 Haziran İşçi Dayanışma Günleri ve de DİSK'in geçmişte yaptığı çocuk hakları bildirgesiyle ilgili olarak özel çalışmaları var. Kapsamı bizi yönetenler tarafından daraltılan ancak DİSK tarafından ve Türk İş tarafından bir dönem bu kapsamın genişletilmesi için çok emek verilen bir bildirge var. Onu ele alacağız. Onun ne kadarı tekrar yürürlükte, ne kadarı yürürlükte değil, Türkiye'deki çocuk işçilerin bilançosu nedir, ne değildir? İşte bunu 15-16 Haziran İşçi Dayanışma Günü ile birleştirmek adına 14 Haziran'da bu konuyu kapsamlı işlemeyi düşündük sizlerle. Bütün çocuklar sevgiyi hak ediyor, bütün çocuklar saygıyı hak ediyor. Her çocuk ailenin bir kopyasıdır, ailenin aynasıdır diyoruz ya, işte o sokaklarda yaşayan ya da hiç arzu etmediği koşullarda çalışan işçi çocuklarımızın ailelerini temsil etmek gibi, ailenin aynası olmak gibi bir şeyleri yok, hakları yok. Sadece onlara baktığımızda aldıkları terbiyeyi, ettikleri tahsili gördüğümüzde bu cümleleri kurabiliriz. Evet, onlar da kısmen ailelerini temsil ediyorlar, ailenin aynası oluyorlar ama ailenin yaşadıkları zorlukların emek adına, emek için dönüşmüş hali olarak ailenin aynası oluyor o çocuklarımız. Ve işçi çocuklar büyük oranda suistimal
ihmale uğruyor. Büyük oranda bezginlik ve de ezilmişlik yaşıyorlar. Bu hem toplumun ruh sağlığı hem de o çocukların ruh sağlığı açısından çok önemli. Bir de dilendirilen çocuklar var. Dilenen demiyorum, dilendirilen çocuklar var. Çarşıda minibüs durağında Suriyeli bir küçükle karşılaştık. Sakız alır mısın dedi. Evet alırım ancak ben şekerli sakız çiğneyemiyorum. Mümkünse ben bu sakızın parasını sana ödesem. Sen de parası olmayan bir çocuğa bu sakızı benim adıma senin adına hediye etsen olur mu dedim. Olmaz dedi. Neden dedim? Haram dedi. Hayır haram değil dedim. Birine iyilik yapacaksın ikimiz için. Bunun adı iyilik de değil ama şes yapalım ne dersin dedim. Evet. Ne kadar süredir çalışıyorsun? Önce Balıkesir'deydik dedi. Bizi oradan kovdular. Mersin'e geldik dedi. Şimdi burada çalışıyorum. Peki annem baban biliyor değil mi senin bu işi yaptığını dedim. Evet biliyor. Annem de beni hep takip eder arkamdan zaten dedi. Ecinlerim tepeme çıktı. Dedim nasıl yani? Annen seni gün boyunca takip mi ediyor? Evet. Sen bu işi yapıyorsun. Evet. E peki niçin senin elinden tutup birlikte yapmıyorsunuz? Ya da niçin annem bu işi yapmıyor? Çünkü annem de dileniyor dedi. Bir sürü çelişki, bir sürü çelişkiler yumağı, bir sürü tezat iç içe. Ancak sahipsiz çocuklara baktığınızda, kimsesiz çocuklar yurdundaki terk edilen çocuklara, ekonomik darboğazdan dolayı diğer unsurları saymıyoruz. Haddimiz değil, herkesin gerekçesine saygı duyuyoruz. Ekonomik darboğazdan dolayı kimsesiz çocuklar yurduna terk edilen çocuk sayısı Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz sevgili izleyiciler? 800 bin. Hiç küçümsenecek bir rakam değil. Bunların çoğu 0-10 yaş aralığındaymış. 12 yaş bile değil. 0-10 yaş aralığında 800 bin çocuğumuz Türkiye'deki çocuk esirgeme kurumlarına ailelerin yaşadıkları ekonomik çıkmazdan, geçim sıkıntısından çocuklarını doyuramadıkları, giyiremedikleri için teslim edilen çocuk sayısının bilançosu. Çok üzücü bir durum. Bizler işsiziz diyoruz, bizler sahipsiziz diyoruz, devlet daha çok sosyal devlet olsun diyoruz, şunu bunu diyoruz ama biz işsiz ama çocuklarımız da sahipsiz kalıyor. İşte ekonomik darboğazların dalga gibi yansımaları da tek tek ele alınmalı. O çember olabildiğince küçüldükçe ve merkeze yaklaştıkça sorunları yavaş yavaş çözüyoruz demektir. Bu kadar konuşma yeter. Şimdi kısa bir buçuk iki dakikalık bir ara vereceğiz. Şöyle ki Mert Yeşiltepe arkadaşımın bir özel haber çalışması var. Dünyada 152 milyon çocuk işçi var başlığını taşıyor bu haberimiz. Hep birlikte izleyelim. Dünyada 152 milyon çocuk ailelerine katkı sunabilmek için çalışmak zorunda sevgili izleyiciler. Çocuk işçilerin yaklaşık yarısı tehlikeli koşullarda ve tabii ki emekleri istismar edilerek çalıştırılıyor. Dünya genelinde 152 milyon çocuk ailelerine destek olabilmek için olabildiğince çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü bağlamında Salı günü Köln'de yapılan açıklamaya göre dünya üzerinde her 10 çocuktan biri ne yazık ki çalışmak zorunda kalıyor. Afrika ve Asya kıtalarında bu oran daha da yüksek tahmin edebileceğiniz gibi. Yine bu delegeler tarafından yapılan açıklamada çalışan çocukların yarıya yakınının ki yarıya yakını da 73 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Tehlikeli çalışma koşulları ile karşı karşıya bulunduğuna ya da emek istismarına maruz kaldığına işaret edilerek hükümetler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları çocuk işçiliğiyle etkin mücadele çağrısında bulundu bir kez daha Köln'de. Çocuk işçiliğiyle mücadele için küçük yaştakilerin çalışmalarına yasak getirmenin yetersiz olduğuna işaret eden UNICEF, Almanya Müdürü Christian Schneider, çocukların istismarlara karşı etkin şekilde korunabilmesi için bu çocukların yaşam koşullarının düzeltilmesi gerekir dedi. Eğitim ve fırsat eşitliği vurgusu da yapıldı uluslararası bu toplantıda sevgili izleyiciler ve de bu raporda. Schneider bu bağlamda eğitime daha fazla yatırım yapılması ve ebeveynlere daha adil çalışma, sağlık ve sosyal güvence koşullarının sağlanması gerektiğini de vurgulayarak çok uluslu şirketlerinde dünya genelinde çocuk işçi çalıştırmaması konusunda sorumlu davranmalarını istedi. Yine UNICEF'ten yapılan açıklamada çocuk işçilerin sayılarının geçen yıllara nazaran
azalma kaydettiği ancak yine de istenilen düzeyde olmadığı belirtildi. Açıklamaya göre 2000 yılında 246 milyon çocuk çalışmak zorundaydı. 2016'da bu rakam 152 milyona geriledi. Son yıllarda rakamların yavaş bir düşüş eğilimi sergilediğine işaret edilen açıklamada, tabii ki burada Avrupa ülkeleri baz alınarak daha çok Asya ve Afrika ülkeleri değil sevgili izleyiciler ve de dinleyiciler, Avrupa ülkelerindeki bilançolar baz alınarak yapılan bir rapor bu. Bu hızla giderse 2025 yılında 121 milyon çocuk işçi olacak ifadesine değer verildi. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamı 2025 yılına dek çocukların çalıştırılmasına olanak sağlayan tüm uygulamaları tamamen kaldırmayı kararlaştırmıştı. Durum bu. Merkel çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısında bulundu Almanya Başbakanı Merkel. Bu Avrupa'daki bilanço sevgili izleyiciler, işte diyoruz ya sokaklarda yaşayan çocuklarımız, daha doğrusu sokaklarda hayat mücadelesi vermek zorunda kalan çocuklarımız ve kimin çocuğu olduğu belli olmayan çocuklarımız da var. Onların da üzerinde durmak lazım. Sadece çocuk esirgemelere bırakılan, son 4 yılda bırakılan çocuk sayısı Türkiye'de 800 bin. Ve aile dosyaları incelendiğinde PR firmaları tarafından, yani bir anlamda araştırma firmaları tarafından, bu bilançoları hazırlayan firmalar tarafından, ki onlar devlet eliyle, devlet yetkisiyle bu bilançoları hazırlayıp Aile ve Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı'nın bilgisine sunmak zorunda dönem dönem. Onun için hükümetin ve iktidarların yetkili kıldığı bazı PR araştırmacıları o yetkiyle o evlere girebiliyor, o kurumlara girebiliyor ve bu bilançoları bizlere ulaştırabiliyor. Bir süre Merkel'i durdurabilirsek arkadaşlar, birazdan o konuya geçeyim. Onun için 800 bin kişi, 800 bin evladımız sadece ailelerin yaşadığı dosyada yer alan gerekçeye göre, ekonomik yetmezlik ve de yetersizlik gerekçesine göre kimsesiz çocuklar yurduna bırakılıyor. Onlar da işçi. Çünkü oralarda hayatta kalabilmek, tacize, tecavüze, şiddete dayanabilmek emeğin en büyüğüdür aslında. Asıl oradaki çocuklarımızı sahipsiz bırakmamak gerekir. Sokaktaki çocuk kadar sahipsizler, evet, ama sokaktaki çocuğun belki 200 metre koşmak gibi bir özgürlüğü var bir tehlike sezdiğinde. Oradaki çocuklar 20 metre bile kaçamıyorlar. Oradaki müstahdemden neler duydu bu Türkiye? Oradaki müstahdemden, kimsesiz çocuklar yurdundaki müdürlerin tacizlerinden, sağlık görevlilerin, hasta bakıcıları, sosyal hizmet görevlilerin tacizlerinden ve de tecavüzlerinden dolayı düşürülen çocuk sayısı, bakın 12 yaş ve 14 yaş arası düşük yapma oranı, kimsesiz çocuklar yurdunda düşük yapma oranı Türkiye'deki düşükle kaybedilen bebek sayısının %47'sini kapsıyor. Sivil toplum örgütleri bugün beyan vermişler, işte barolar bir takım açıklamalarda bulunmuşlar, işçi odaları, işçi temsilcileri, yine işçileri temsil eden sivil toplum örgütleri bazı cümleler kurmuşlar. Hiçbirisi önemli değil. Kadın, aile ve çocuktan sorumlu devlet bakanlığı var bu ülkenin. Bu bilançoları ortaya koymak, saymak, kamuoyuna ve de ajanslara deklare etmek gibi bir göreviniz yok. Ne kadarının önüne geçebildiniz, ne kadarını azalttınız, ne kadarı ailelendirilebildi bu çocukların, sokaktan kaç çocuk kurtuldu tıpkı köy enstitüsü ideali gibi. Ne kadarına çare oldunuz, siz çare olun diye oradasınız. Sorunu zaten biliyoruz, Amerika'yı defalarca keşfetmenin hiç anlamı yok. Hiç anlamı yok. Onun için çocuk ve aileden sorumlu, kadından sorumlu devlet bakanlıkları arasında herhalde Türkiye'deki bakanlığımız en az inisiyatif kullanan, en vakaları en az sonuca götüren, en az çözüm önerisi getiren bakanlıklar arasındadır. İnanın bana Küba'daki bakanlık bile daha öndedir. Hiç bunu bir anne olarak, bu haberleri tüyleri diken diken olan bir kadın olarak, bir anne olarak bu cümleleri kurmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Sakıncalıysa da umurumda değil. Almanya Başbakanı Merkel çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısında bulunuyor. Zaten Almanya bu konuda çok duyarlı bir ülke. Gerek yönetim iktidar bazında, gerek de bakanlık, gerekse bakanlıklar bazında dünyaya idol model olma konusunda bir kompozisyon fotoğraf sunan ülkedir Amerika. Amerika'dan sonra Arjantin, İsveç,
bu ülkeler takip ediyor. Fransa'da bile çocuk işçi sayısı Almanya'dakinden daha çok. Bu bakımdan tebrik ediyoruz haddimiz olmadan. Zaten Köln'de yapılmıştı Birleşmiş Milletler çocuk işçiliğinin önüne geçme ve çocuk suistimallerinin önüne geçme toplantısı sevgili izleyiciler. Türkiye'den de çok önemli isimler katıldı. Onlardan birisini Haziran ayının sonunda büyük ihtimalle Temmuz'un başında ya stüdyomuzda ağırlayacağız ya telefon bağlantısı kuracağız. Çünkü Endonezya'da bir başka seminere katılmış. Çok önemli bir hocamız var, Faruk hocamız. Bu toplantıları da birebir takip eden isimlerden birisi, bu konuda da bir kitap yazıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyada 152 milyon çocuk çalışmaya zorlanıyor diyor raporunda. Bunların yarısı 5-11 yaşlarında. Hatta 73 milyonu tehlikeli işler yapıyor. Buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım demiş açıklamasında. Doğru sözler bunlar. Bu ayrıca da Merkel, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 108. toplantısına da katılıyor ve Almanya Köln'de yaptığı konuşmanın aynısını orada da yapıyor sevgili izleyiciler. Ekonominin insanlara hizmet etmesi gerektiğini vurguluyor. Küreselleşen dünyada bunun çok önemli olduğunu ifade ediyor. 12 Haziran'ın çocuk işçiliğiyle mücadele günü olduğuna ve ILO'nun çocuklar çalışmamalı, hayallerinin peşinden koşmalı sloganıyla bir kampanya yürüttüğünü dile getiriyor. Dünyada 152 milyon çocuk çalışmaya zorlanıyor. Bunun içinde dilenen çocuk da var, zorla çalıştırılan çocuk da var. Varın ötesini siz tahmin edin sevgili izleyiciler. Cuma günü DİSK Başkanı, Mersin DİSK Şube Başkanı Kemal Göksoy'la hem 15-16 Haziran işçi dayanışma günlerini değerlendireceğiz. Hem de çocuk işçiler konusunu DİSK'in ve Türk İş'in geçmişteki bildirgelerini ele alacağız. Şu an hangileri yürürlükte? Bazı milletvekillerimiz var ki geçmişte, şimdi demiyorum, geçmişte MHP milletvekilleri de bu konuda yasa önerisi hazırlamıştı ve tartışma maddesi sunmuştu meclise. CHP'de sunmuştu. Saadet Partisi'nin bir önerisi vardı ancak o sümen altı edildi. Bugün sabah bültenlerini izlediyseniz, geceden beri daha doğrusu sevgili izleyiciler, tüm gündemimiz bir yana izlediyseniz Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na yapılan durumun, ortaya konulan uygulamanın muhatap olduğu durumunda farkındasınızdır sanırım. Duymuşsunuzdur muhakkak ki. Çünkü biz programa başlayana kadar da birçok haberi takip ediyorsunuz. Öyle de olması gerekir zaten. Karamollaoğlu'nun pasaportuna aynen şu işleniyor: terörle ilişkisi vardır ve yurt dışına çıkamaz. Bu bir iddia tabii ki. Kendisi de konuşuyor ve diyor ki bu bir iddiaydı. İddia olarak kalmıştı. Ancak şimdi zapta geçtiler. Hem pasaportumuza hem de bürolara bu konu deklare edilmiş oldu. Ve efendim, evet, almış ancak pasaportunda bu ibare ne yazık ki işlendi yani. O pasaportu alması hiçbir şey ifade etmiyor. Pasaport işlendi. Hatta İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya bazı sitemleri vardı. Arkadaşlarımız ilerleyen dakikalarda o konuşmasını hazırlayabilirlerse Sayın Karamollaoğlu'nun, onu da sunabiliriz. Haber olarak dün akşamdan beri geçiyor mu? Belki bizim ajanslarımızda henüz yer almamış olabilir Ezel'cim. Mümkünse değilse sonraki arkadaşlarımız da bu konuya eğilebilirler. Fransa'da iki Türk çocuğu ezdiler sevgili izleyiciler. Ulusal değil, uluslararası haberlerle başlayalım istedik. Mersin'den de birçok haberimiz var. Yunanistan'daki yönetim depremine, hükümet istifa depremine de değineceğiz. Fransa'da ehliyetsiz sürücü iki Türk çocuğuna çarpıp kaçtı. Loren kentinde önceki gece bir bardan çıkan biri erkek iki kişi minibüse biniyor. Fransa'nın Loren kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki iki Türk çocuğa çarpıyor. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybediyor. Diğeri de ağır yaralanıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lorient'te ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaldırımda yürüyen iki Türk çocuğa çarptı şeklinde zabıtlara geçiyor. 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğumuzun ise ağır yaralandığı belirtiliyor. Kazadan sonra kaçan 20'li yaşlardaki sürücünün ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor denilmişti ajans haberlerinde. Ancak Mert arkadaşım haber sonucunu araştırdı ve sağ olsun bana bildirdi. O kişiler hakkında yasal işlem uygulanmış, uygulanmak üzere kimlikleri ve de fotoğrafları tüm şehirlerde afişe edilmiş. Bir anlamda yakalanması için çalışmalar başlatılmış. Fransa gibi bir ülke trafik kazasındaki bir zanlıyı bulamayacak. Kim inanır? Hamiyane deyim de kader inanır. Çok komik oldu ama. Yunanistan'da da deprem. Tsipras hükümeti resmen istifa etti.
Yunanistan'da Başbakan Alexis Tsipras resmen istifa etti. Dün sizlere duyurmuştuk sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Yunan Cumhurbaşkanı dedi ki seçimlerin 7 Temmuz'da yapacağız. Seçim hükümetine başbakan ve kabine üyelerinin aynı şekilde katılmasını kararlaştırdık. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni bakanlarının değiştirilmesini istiyorum. Bir anlamda Türkiye'deki seçim telaşı komşuya da sıçramış olmuştu. Böylelikle sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. Birazdan bir konuğumuz olacak. Diyetisyen sevgili Şilan Altuntaş. Bu kadar gündem arasında ve sağlığımıza da dikkat etmek zorundayız tabii ki. Ya bu kadar stres, bu kadar gelgitli bir hayat, değil mi? Bu kadar gerginlik, bu kadar koşturmaca, havalar sıcak, kışın alınan kilolar bizi yazın ne kadar tehdit ediyor? Nasıl önlem alabiliriz? Hareketsiz bir millet olduk. Tamam, kafa çok çalışıyor, kafada çok şey var, hepimizin kafası dolu. Hayat gittikçe zorlaşıyor, moralimiz bozuldukça kilo da alıyoruz tabii ki. Bir anlamda metabolizmamız da bozuluyor, bize sinyaller veriyor. Ancak Şilan Hanım'la da konuştuk, dedim ki Şilan Hanım bir gelseniz de açıklasanız. Yani yazın kışın bozulan ve de her gün daha da çok bozulan bu metabolizmayı yaz meyvelerinden, sebzelerinden istifade ederek nasıl koruyabiliriz, nasıl arınabiliriz? Bu moda deyimlerin hangisi doğru, hangisi yanlış? En çok da hanımlar izleyecektir bizi eminim. Sosyal medya üzerinden ve de Instagram'dan canlı yayındayız. Bunu da hemen aktaralım. İçel FM'den de sesimiz sizlere ulaşıyor. Onun için kısa bir aramız olsun. Bizi izleyen, bizi dinleyen, Instagram ve sosyal medya üzerinden canlı yayınımızı takip eden, tüm izleyenlerimize, dinleyenlerimize ve bize yeni katılan dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz demek istiyoruz. Daha da çok bayanları ilgilendiren bir bölümle programımıza devam edeceğiz. Kısa bir aramız olsun, ben de konuğumu karşılayayım, bir hoş geldiniz diyeyim, olur mu? Instagram üzerinden de canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Sizlere seslenişimiz İçel FM mikrofonlarından da sürüyor ve stüdyomuzdan da programımıza devam ediyoruz. Sırada asayiş haberlerimiz olsun. Kısa bir haberimiz var zaten. Sonrasında stüdyo konuğumuz sevgili Şilan Hanım'la, diyetisyenimiz Şilan Altuntaş'la birlikte olacağız. Güzel, not alınması gereken konuları konuşacağız. Suriyelilerin Çukurova'daki varlığı ve de çoğunluğu çoğu kez dillendirdiğimiz bir konu. Gerek programımıza katılan konuklarımız aracılığıyla, gerekse bazı sivil toplum örgütlerinin, hatta zaman zaman yerel yönetimlerin yakınışlarına da bu konuda tanık oluyoruz. Tarsus'ta bir olay yaşandı. Dün de size aktarmıştık sevgili izleyiciler. Ancak o olayda bir neticeye ulaşıldı. Onu da hemen aktarmak istiyorum izninizle. Ama bundan önce dün sosyal medya üzerinden takip ettiğim Hatay Arsuz Belediyesi'nin bir çalışması var, bir uygulaması var. Onu alkışlamak istiyorum izninizle. Niçin? Bir insan grubunun, bir insan çoğunluğunun eğlenmekten alıkonulması değil konu. Herhangi bir topluluğun, herhangi bir ulusun, herhangi bir sayfiye yerine girip girmemesi de değil konu. Konu tamamen milli. Arsuz Belediye Başkanı Sayın Asaf Güven diyor ki, kendisiyle de telefonda görüştüm, hoşgörüsü için telefon aracılığıyla beyan vermem şimdi doğru olmaz. Bazı suistimaller ve yanlış anlamalar oluyor Leyla Hanım. Önümüzdeki haftalarda olaylar biraz yatışsın. Bu karar üzerinden prim sağlamaya çalışan kesimler de var. Ama ben siyasi kimliğimi de bir kenara bırakarak inanın bu kararı aldım dedi. Gerekçe olarak da şunu gösterdi. Dedi ki, benim askerim Suriye'de şehit olurken Suriyeliler Arsuz plajlarında eylememez, karpuz kavun patlatamaz. Çok yerinde bir uygulama. Alkışlıyorum kendisini. Neyini alkışlıyorum? Uygulamayı değil, her insanın davranış özgürlüğüne, mekanları kullanabilme özgürlüğüne saygım sonsuz. Ancak başkanımızı yaralayan konu, bizi de yaralayan konu.
Ben Suriyelilerin çoğu kez bu ülkede bulunmaması gerektiğini gerekçelerine dayandırarak, onların bize sunduğu gerekçelere dayanarak evet dedim, olmamalılar. Aynı fikirde başkanım bizimle, ellerinden öpüyorum. Hoşgörüsü için, telefonuma çıktığı için de teşekkür ediyorum. Telefon aracılığıyla bana verdiği beyan için de teşekkür ediyorum. İçim acıyor, uykularım kaçıyor. Çünkü Hatay sahilleri, İskenderun sahilleri Suriyeliler tarafından tıpkı bizim sahil şeridimiz, Adnan Menderes Bulvarımız, Viran şehrimiz, Tömüğümüz, Davultepe sahilleri birçok Suriyeli tarafından istila edildiği gibi buralarda istila edilmiş durumda Leyla Hanım. İnanın yerli halkın içi acırken bir şehit haberi geldiği sahilde, lokantalarda, çoğu lokantada içki satışı bile o gecelik ya da birkaç gecelik durdurulurken bu insanların nargile kafelerde nargilelerini tüttürmelerini içim almıyor dedi. Tüylerim diken diken oluyor ve plajlarda canhıraş eğlenmelerini, bir şekilde arabalarının sesini, müziğinin sesini, arabalarındaki radyolarının sesini son ses açıp şenlikvari eğlenmeleri benim Türk insanı olarak kanıma dokunuyor. Benim askerim Suriye'de şehit düşerken onlar benim plajımda eğlenemez dedi. Dün Arsus Belediye Başkanı aynen öyle. Unuttuğumuz duyguları bize hatırlatıyorlar. Bazı yerel yöneticilerimiz, teşekkür ediyoruz. Unuttuğumuz duygular bunlar. Her şeyin siyasi gündemin içerisinde o kadar yok olduk, o kadar kaybolduk ki şehit haberlerini bile bir haber olarak verip geçiyoruz biz çoğu kez haberciler olarak. Başka bir şey gelmiyor elimizden. Ancak böyle duyarlılıklar olduğu sürece hak edene haddini de bildirmek lazım. Sözü söyleyen çok önemli tabii ki. Ama sözü hak eden de çok önemli. Onun konumu ve durumu da çok önemli. Bunun hemen akabinde Gazipaşa plajına, Antalya'da Gazipaşa plajına, Gazipaşa Belediye Başkanı tarafından da Suriyelilerin girişi yasaklandı. Ve gerekçe aynı. Bir, çevre kirliliğine fazlasıyla sebep oldukları için. İki, yerli halkın ve de dışarıdan gelen diğer turistlerin ve yerli turistlerin ve de uluslararası turistlerin eğlenmelerine, kişilik haklarına, davranış modellerine, bir şekilde tacizde sözlü ya da davranışsal olarak, fiziksel olarak ya da psikolojik olarak tacizde bulundukları için. 3. Bu konuda çok şikayet aldığımız için. 4. Belediyemizin şikayet bürolarına yerli turistten çok yabancı turist bu konuda başvurduğu için. 5. Bizim askerimiz şehit düşerken bunlar Antalya sahillerini istila ettiği için. Biz artık plajlarımızda Suriyeli vatandaş istemiyoruz. Çünkü onların bu ülkede bulunma gerekçeleri felaketten kaçmaydı. O felaketi benim Mehmetçiğim yaşarken sen burada göbeğini sıvazlayıp benim bikinisini giymiş, mayosunu giymiş ya da şortuyla, aşemasıyla her neyse denize giren vatandaşımı taciz edemezsin. Sen bunun için bu ülkede değilsin demişti. O beyefendiyi de alkışlıyoruz. Durum bu sevgili izleyiciler. Bu arada Instagram üzerindeki yayınımıza Hüsnü Erol ve Sinan 9991 de katıldı. Ayşegül 33 de katıldı. Dinleyicilerimiz bizim. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Suriyeliler Tarsus'ta da sınır dışı edildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Suriyelilerin evin önünde gürültülü konuşulması üzerine olay yerine araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. ve E.A. ve RŞ isimli şahıslarla Suriyeli aile fertleri tartışıyor sevgili izleyiciler. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de iki grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşanıyor. Bununla ilgili kısa bir haberimiz var. Hemen o haberimizi geçelim. Sonrasında konuğumuza, sohbetimize devam edelim. Tarsus ilçesinde çok sayıda vatandaş bir gençle tartıştığı öne sürülen Suriyeli göçmenlerin mahallelerinden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay, 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu. Olay Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli göçmenler iddiaya göre akşam saatlerinde mahalledeki bir gençle tartıştı. Bunu duyan çok sayıda mahalle sakini Suriyeli göçmenlerin mahalleden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldığı gerginlik, tartışmaya karışan 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu. Polis gerginliğin tekrar tırmanmaması için mahallede önlem aldı.
Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi hizmette kaliteye devam ediyor. Aşılar, ishal, alerji, yaz beslenmesi, yazın emzirme ve çocuklarda su ihtiyacı, çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ruhi Günel anlatımıyla İşte Hayat programında Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pakköse ile İşte Hayat 12 Haziran Çarşamba günü canlı yayınla İçel TV'de. Sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz, durum buydu. Şöyle ki Tarsus'ta sınır dışı edilen Suriyelilerin haberini en son sizlere ilettik. Sonrasında asayiş haberlerimize devam edelim. Çünkü konuğumuzun acil bir işi çıktı. Hastanede acil bir duruma müdahale etmesi gerekiyormuş. Bir başka gün konuk edeceğiz kendisini. Tarsus'ta 54 kaçak göçmen bir eve kilitlenmiş halde bulunmuş. Tarsus ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenmiş bu 54 Suriyeli göçmenin ve bir evde kilitli halde bulunmuşlar. Bu haberimizi izleyelim şimdi. Tarsus ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 54 Suriyeli göçmen bir evde kilitli halde bulundu. Gazipaşa mahallesinde kalabalık bir grubun ikamette olduğu bilgisini alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir evin içerisinde kilitli halde 26'sı çocuk, 4'ü kadın, toplam 54 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenlerin 2 günden bu yana kilitli tutuldukları evde aç bırakıldıkları ileri sürüldü. Göçmenlerin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'den İstanbul'a gitmek üzere insan kaçakçılarına kişi başı $650 ödedikleri öğrenildi. Suriyeli göçmenler sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokan araç plakalarının belirlendiği, insan kaçakçılarının yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bir hayli hareketli günler yaşıyoruz göçmenler konusunda, özürler konusunda. Bakalım netice ne olacak? Adana merkezi 3 ilde de Şafak Vakti DH operasyonu düzenlendi sevgili izleyiciler. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 3 ilde eş zamanlı terör örgütü DH'a yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda zanlı da gözaltına alındı. Anamur'dayız sevgili izleyiciler. Anamur Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın Ankara'da olması nedeniyle meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin yönetti. Bu meclisten balık çiftlikleri konusunda da bir karar çıktı. Belediye Başkanı Kılınç içme suyu projesiyle ilgili hibe görüşmeleri için Ankara'da bulunuyordu o sırada. Tutanağı henüz imzalamadı ancak önceki meclis toplantısında balık çiftliklerine karşı olduğunu söylemişti. Şimdi haberimizi nakledelim sizlere. Anamur Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın Ankara'da olması nedeniyle meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin yönetti. Anamur Belediyesi'nin Mayıs ayı toplantısında ilçede kurulması planlanan balık çiftlikleri ve mermer ocağı ile ilgili çevreci tavır ortaya konulmuştu. Haziran ayı toplantısında ise meclis üyelerine Anamur sahillerinde özellikle Demirören bölgesinde özel firmalar tarafından balık çiftliklerinin kurulmak istendiği, ancak bu bölgelerin nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve karetta kaplumbağalarının yuvalanmayla üreme alanı olduğu için kurulmasına karşı olmalarını tavsiye eden tutanak dağıtıldı. Tutanağa parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyeleri imza attı. Belediye Başkanı Kılınç, içme suyu projesiyle ilgili hibe görüşmeleri için Ankara'da bulunmasından dolayı tutanağı henüz imzalamazken önceki meclis toplantısında balık çiftliklerine karşı olduğunu söylemişti.
Meclis üyelerinin imzaladığı metinde şunlar kaydedildi. Adı geçen bölge, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve Caretta kaplumbağalarının yuvalama ve üreme alanlarıdır. Ayrıca bu bölge, Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Yine bu bölgede Barcelona Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Sitmes Sözleşmesi uyarınca ve ayrıca Su Ürünleri Kanunu, Kara Avcılığı ve Çevre Kanunlarıyla da ulusal düzeyde koruma altına alınmıştır. Bu nedenle balık çiftliklerinin doğaya ve Anamur'un geleceğine vereceği zarar ortadadır. Gazipaşa Havaalanı'nın açılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi canlandıracak yeni Anamur iskelesi ile birlikte Anamur turizm açısından uluslararası bir öneme sahip hale gelecektir. Anamur Belediyesi meclis üyeleri olarak ilçe turizmine zarar verecek, güvensiz ekosistemlerimizi ve sağlığımızı bozacak olan balık çiftliklerinin yetkililerden Anamur halkının haklı talebini yerine getirerek balık çiftlikleri projesinin iptalini talep ediyoruz. Mersin'de son 5 yılda sevgili izleyiciler denizden 2903 metreküp çöp çıkmış. Dün de bir çevre etkinliği vardı biliyorsunuz. Ayrıntılarını biz vermeyeceğiz. Birazdan arkadaşımız Neslihan Akyol ve Ulaş Kaplan'ın özel çalışmasıydı o. Kendileri de sahil şeridini temizleme etkinliğine katıldılar. Tüm sivil toplum örgütleri ve çevreci örgütler oradaydılar. İstanbul nereden çıktı? Dilimiz alıştı artık. Şuradaki kağıda gözüm ilişince İstanbul seçimleriyle ilgili. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de oradaydı ve arkadaşlarımıza özel bir röportaj verdi. Ama onun öncesinde şu 5 yılda denizden 2913 metreküp çöp çıktı. Bununla ilgili görüntülerimiz var herhalde Ezel'cim. Mersin Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışma bu. Ve bu bilanço çıkıyor ortaya. Haberimizi izleyelim. Sonradan Neslihan ve Ulaş arkadaşımızın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'le dün İçel TV'ye özel olarak verdiği demeci ekranlarımıza taşıyalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Mersin sahilinde yaptığı temizlik çalışmaları, çevre kirliliği konusunda yapılan çalışmaların etkisinin az olduğunu gösterdi. Deniz süpürgesiyle gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler denizden son 5 yılda 2913 metre küp, 2019'un son 5 ayında ise 150 metre küp çöp topladı. Gemi denetimlerinde 5 ayda 2 gemiye, 5 yılda 159 gemiye para cezası kesildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekiplerin çalışmalarını karadan ve denizden denetleyerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halis Demir ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Biz bir kıyı şehriyiz. 321 kilometre sahilimiz var. Son derece uzun bir mesafe bir sahil kenti için. Tabii bunun da getirdiği bir takım sorumluluklar var belediyemize kendi. Sorumluluk ve yetki alanımızda bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kentimiz bir liman kenti. Buraya dünyanın her yerinden ticari yük getiren gemiler geliyor. Açıkta demirliyor. Limana yanaşmak için sırasını bekliyor ve belli bir süre kalıyor. Bunların yarattığı olumsuzluklar var. Bunları önlemek için çalışmalarımız var. Bunları denetliyoruz. Sıkı bir denetim yapıyoruz. Ayrıca onların atıklarını alıyoruz. Onların bu atıkları denize deşarj etmemeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Denetimi yapıyoruz. Az önce de söylediğim gibi uyarılarımızı yapıyoruz. Bunun dışında deniz yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesine özen gösteriyoruz. Bu konuda değişik tabii ki araç gereç kullanıyoruz. Deniz süpürgelerimiz var. Bu dönemde de özellikle Batı Mersin'de Erdemli Silifke tarafında daha çok tatil beldesi olarak değerlendireceğimiz bölgelerde yine malzeme, alet, ekipman takviyesi yaparak oralarda bu çalışmaları daha da etkin hale getirme çalışmalarımız söz konusu. Deniz yüzeyindeki yaptığımız temizlik çalışmalarında 2014'ten bu yana yaklaşık olarak 2913 metreküp miktarında bir çöp toplama
gerçekleştirmişiz. Son 5 aydır 2019 yılı içerisinde yaklaşık 150 metreküp çöp toplanmış. Diğer taraftan da 2014'ten bu yana 1074 denetim yapılmış ve 159 gemiye ceza kesilmiş. Bu sayı 2019 yılı içerisinde 68 denetimde 2 gemiye ceza kesilmiş. Tabi süratle bir düşüş söz konusu. Bunun temel nedeni gemilerin denizlere verdiği istenmeyen atıkların cezası son derece ağır. Bu tabii ki bir caydırıcı özellik. Bundan kaynaklı ciddi bir şekilde, gözle görülür bir şekilde bu konuda, bu sorunda azalma söz konusu. Rakamsal verileri tekrar haber ayrıntısı olarak iletmemiz gerekirse sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Mersin sahillerinde yaptığı temizlik çalışmaları, çevre kirliliği konusunda yapılan çalışmaların etkisinin az olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Deniz süpürgesiyle gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler denizden son 5 yılda 2913 metreküp, 2019'un son 5 ayında ise 150 metreküp çöp topladı. Gemi denetimlerinde de 5 ayda 2 gemiye, 5 yılda da 159 gemiye para cezası kesildi. Ve geliyoruz Tarsus'a yine. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın bir haberine. Sayın Haluk Bozdağ'ın 3 yıl içerisinde 4 mahallede kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve bu konuya hangi özel haberi Ezel'cim? Aa evet, onu verebiliriz. Evet evet, onu verebiliriz. Çok haklısın. Bir an aklımdan çıktı. Teşekkür ediyorum arkadaşıma. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sahillerimize dünkü temizlik etkinliğiyle ilgili olarak sevgili arkadaşlarımız Ulaş Kaplan ve Neslihan Akyol'a verdiği özel röportajımızı da, demecini de ekranlarımıza taşıyalım. Sonra Tarsus'umuza geçelim. Bugün çok anlamlı bir günde birlikteyiz. Evet. Ve siz de çok örnek bir başkan olarak bugün vatandaşlarla birlikte, çevre gönüllüleriyle birlikte çöp topladınız. Evet. Denizlerimizin, sahillerimizdeki çöplere ufak da olsa katkınız oldu. Ne hissediyorsunuz? Bizim tabii buradaki gayemiz çevre bilincini topluma yaymak, bu farkındalığı yaratmak. Bu temsili bir çalışma. Mutlaka bu şekilde değil de bunu sürekli istikrarlı bir hale getirmek lazım. Ama başta vatandaşlarımızın çevreyi kirletmemesi konusunda onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa bir taraftan çevreyi bilinçsizce kirleten bir toplum, diğer taraftan ne kadar iyi çalışsanız kurum olarak, belediye olarak, o toplumun arkasını toplamak kolay değil. O yarattıkları çevre kirliliğini ya da problemlerini gidermek kolay değil. Burada bir farkındalığı yaratma peşindeyiz. Ben normal hayatımda da çok titiz bir insanım. Bunu samimi söylüyorum. Çok nasıl söyleyeyim? Oturduğum ortamların çok temiz olmasını isterim, evimin, büromun ya da işte yaşadığım çevrenin. Bu konuda da daha önce çalışma hayatımda da bu yönüm çok ön plana çıkmıştır kendi iş yerimde. İnşallah bu hasletim, bu huyum, bu tabiatım Mersin'e de yansıyacak, kente de yansıyacak. Temizlik konusunda hassas olan bir belediye başkanının yönettiği şehirde doğal olarak temiz olacak. Bu konuda çok kararlıyım. Gerekli birimleri de en etkin şekilde çalıştıracağız. Ben gördüm başkanım, ince ince kumların arasında didik didik ediyordunuz. Evet. Öyle. İşte dediğim gibi bu herhalde temizliğe karşı olan hassasiyetimden kaynaklı. Şimdi çevre farkındalığı ve çevre kirliliği demişken ufacık da ben size şeyi sorayım. Bu balık çiftlikleri ve nükleer santraller hakkındaki düşüncelerinizi kısaca tabii sorayım. Şimdi biz Mersin ekolojisine, doğal yaşamına, tabiatına, florasına, faunasına sorun yaratacak her türlü eylemin, işlemin, yatırımın karşısında oluruz. Bunu söyleyeyim. Ben yatırımcı bir kimliğe sahibim. O konuda kimse yanlış bir değerlendirme içerisinde olmasın. Elbette fabrika olacak, elbette balık çifti olacak, elbette bazı yatırımlar olacak ama çevreyi katleden, çevreye duyarsız olan, yasaları
bir anlamda tırnak içerisinde dolanıp bazı testleşmelere de seyirci kalamayız. Nükleer santral konusu benim milletvekilliği dönemime giden bir konu. 2008'li yıllara giden bir konu. O tarihlerde tartışılmaya başlandı. Parlamentoya da geldi. Yasal bir düzenlemeyle şu anda uluslararası anlaşma statüsünde yapılıyor. Ben o dönemde görevdeydim. O zaman da karşı çıktım. Bu meclis tutanaklarında sabittir. Ya da o uluslararası anlaşma mevzuatına karşı yazdığımız muhalefet şerhinde de imzam var. Daha sonra dava da açtım ben milletvekili sıfatımla. Ben karşıyım. Yani bu bölgemde henüz Türkiye'nin nükleer anlamda bir altyapısı olmadığı bir ortamda, teknolojik bir altyapısı olmadığı bir ortamda bu kadar önemli ve ciddi bir konunun başta bir yabancı otoritelere teslimi, iki kendi bölgemde bu tehlikeli yatırımın yapılmasını arzu etmiyorum. Diğer taraftan balık çiftlikleri konusuna da yine parlamentodan kaynaklı geçmiş mazisini de biliyorum. Şu anda uygulamada olan kriterlerin ilk çalışma döneminde de bulundum komisyonlarda. Elbette balık çiftlikleri makul ölçülerde öngörülen kriterler yerine getirilmesi koşuluyla mevzuata uygun şekilde yapılabilir. Bunda bir beis yok. Türkiye'nin bu tarz hayvansal protein ihtiyacını kapatacak üretimlere de ihtiyacı var. Ama burada farklı bir konu var. Burada da yasa bir anlamda dolanarak işte chatlerle uygun olmayan bana göre kararlarla tartışmaya açık chat olumlu görüşleriyle, raporlarıyla birçok balık çiftliği şu anda Mersin'de kuruluyor. Kurulma aşamasında bunlara bir bütün olarak baktığınız zaman muazzam bir kirlilik yaratacak yatırımlar. Bu anlamda da biz son dönemlerde toplumsal duyarlılığa, çevre duyarlılığı olan bazı STK'lara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar dava açtılar bu balık çiftliklerine. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak müdahiliz. Bu konuda takipçisi olacağız. Tabii ki Türkiye bir hukuk devleti ise bu itirazlarımız, bu yaptığımız bu konulara ilişkin bazı yasal girişimler karşılık bulacaktır diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bu kadar duyarlı bir başkan olduğu için size minnettarız. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de İçel TV ailesi olarak çevre kirliliğine karşı farkındalığın farkındayız ve bununla mücadele için sahadayız. Ulaş Kaplan ve Neslihan Akgül arkadaşımızın takibiyle verdik haberimizi sevgili izleyiciler. Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer de çok isabetli tespitlerde bulundu. Umarız bu çalışmalar, bu çabalar devam eder, aralıksız devam eder. Halkla bütünleşmeli, evet, yerel yönetim faaliyetlerde birebir yer almalı. Ancak temiz tutmak adına atılacak adımlar kirletilen yeri temizlemekten çok daha önemli bize göre. Atık sularımız nereye gidiyor? Denizler ya da gemiler atık yakıtlarını nereye bırakıyor? Balık çiftliklerinin zararı mı var, yararı mı var? Gıda babında da çok besleyici ve de aslına uygun balıklar da yetiştirilmiyor orada. Bütün kıyılardan tek tek kovuldular, Mersin kıyılarına konuşlandılar. Bunlar var. Tatilcilerin sahillerimizi ne kadar kirlettiği değil, ne kadar temiz tutabileceği üzerinde durulmalı. Yani sonuç üzerinden ortaya kirli bir fotoğraf çıkıyor. Evet, sonuç üzerinde faaliyet hareketlerini beslemek yerine, ki bunlar da gerekli. Evet, gerekli. Ancak bu durumu beslemek yerine nasıl temiz tutulabilir? Denetimleri ne derece arttırabiliriz? Bu konuda ne gibi yaptırımlar uygulayabiliriz? Nasıl önüne geçebiliriz? Budur. Halkı bilinçlendir. Orayı geçin. Orayı geçin. Yıllardır
halkı bilinçlendirebiliriz bu konuda, bilinçlendirebiliriz. Bu gayretteyiz. Cezadan anlıyoruz biz. Başka yolu yok bunun. Yani söyleyecek başka bir şey de bulamıyorum. Cezadan anlıyoruz. Onun için doğruları söylemek gerekirse durum bu. Sabri Sevcan, Yağmur Etiz, Hasan Gümüş, Cahit Mucuk yayınımıza katılan, Instagram üzerinden yayınımıza katılan sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz kendilerine. İşte denizleri ne kadar temiz tutabiliyoruz? Bu önemli. Ne kadar kirlenmiş bu bilançolar insanın tüylerini diken diken ediyor. Denizlerimiz artık kendi içinde yaşamak için seyahate çıkan canlıları bile kusar durumda. Görünenin ötesinde ne var? Onu da bilmek, onun da analizlerini yaptırmak lazım. Hıfzı sıha kuruluşları bunun için vardır zaten. Mersin'de dev karetta ölü olarak bulundu. Umarız sebebi kirlilik değildir. Bir haberimizi izleyelim bakalım neymiş sebebi. Mersin'de dev bir karetta ölü olarak sahile vurdu. Başında darbe olduğu görülen ölü kaplumbağa, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınırken, belediye başkanı Vahap Seçer, çevre haftasında böyle bir tabloyla karşılaşmanın üzücü olduğunu söyledi. Bir karetta ölüsüyle burada karşılaştık. Sanıyorum birkaç gün olmuş öleri çünkü şişmiş. Tabii bunun sebebini şu anda bilemiyorum ama çevre kirliliğinin ne kadar doğaya, faunaya, floraya etki ettiğini, olumsuz etki ettiğini görme açısından da önemli bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu bölgelerde nesli süratle tükenen deniz kaplumbağaları konusunda da zaten toplumun hassasiyetinin bilincindeyiz. Biz de daha da bu bilinci arttırmak için yerel yönetimler olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Doğa bizim, çevre bizim, dünya bizim. Bunun da yurttaşlarımızın hak ettiği şekilde yaşamalarını sağlamak için ki bu bir anayasal haktır. Her yurttaşımız temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ve bu temiz çevreyi de sağlayacak olan anayasal bir görev gereği belediyelerdir ya da devletin diğer kurumlarıdır. Biraz önce dedik ya gelişmesini bekliyoruz bu haberin. Anamur Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın Ankara'da olması nedeniyle meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin yönetti. Balık çiftliklerinin durumu ve kararıyla Anamur Belediyesi'nin balık çiftlikleri hakkındaki kararıyla ilgili olan bir haberimizdir bu. Gazipaşa Havaalanı'nın açılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi canlandıracak ve Anamur iskelesi ile birlikte. Efendim Ezel'cim? Evet. Aha. Anamur Belediyesi meclis üyeleri olarak da turizme zarar vereceğini düşünüyoruz demişlerdi. Biraz önce röportajda başka bir şey söyleyecektim. Ezel de galiba haberi tekrar vereceğimi düşündü. Sayın Vahap Seçer'in söylemleriyle de örtüşen bazı cümleler var. Özellikle SITMES sözleşmesi tekrar gündeme taşınmalı çevrenin korunması adına. O sebeple Anamur Belediyesi'ni de bu SITMES sözleşmesini tekrar gündeme taşıması sebebiyle tebrik ediyoruz efendim. Feray Şahin davası gelelim, birkaç asayiş haberimiz var, onları da sizlerle paylaşalım. Ya da önce Toroslar Belediye haberimizi verelim sevgili izleyenlerimize ve de dinleyenlerimize. Instagram üzerinden bizi takip eden takipçilerimize. Toroslar Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Atsız Afşin Yılmaz yönetiminde yapıldı sevgili izleyicilerimiz. Toplantıda Toroslar Belediye Meclisi'nin 2019 yılı aylık tatilinin Ağustos ayı olması kararı bağlandı. İlgili haberimiz var sırada şimdi. Toroslar Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Atsız Afşin Yılmaz yönetiminde yapıldı. Toplantıda Toroslar Belediye Meclisi'nin 2019 yılı aylık tatilinin Ağustos ayı olması karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'ne belediye bütçesinden nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. Bu teklif kapsamında Toroslar Belediye Spor Kulübü'ne 200 bin lira nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Toplantıda belediyeye ait gayrimenkullerin 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin teklif ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.
Meclis toplantısındaki konuşmasında vatandaşlara Toroslar Belediyesi kreşi sözü verdiklerini de anımsatan Yılmaz, bu sözümüzü yerine getirirken bünyemizde bulunan gayrimenkullerden faydalanmak istiyoruz. Bu projenin kiralamayla daha sağlıklı yapılacağını düşünüyorum. Böyle bir kreş açarsak tabii ki de Mersin'in en iyi kreşini yapmamız gerekir ifadelerini kullandı. Bir sonraki toplantının 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Toplantı Dilek ve Temenniler bölümüyle de sona erdi. Ve Yenişehir ilçemize geçiyoruz. Yenişehir Belediye Meclisi'nde Afet Evler Mahallesi'nin adının değiştirilmesiyle ilgili teklif gündeme alındı sevgili izleyiciler. Haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Aynı zamanda Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'in başkanlığında yapıldı olağan toplantı. Şimdi bu konuyla ilgili haberimiz olsun sırada. Sonrasında asayiş haberlerimizi sizlere tek tek aktarmaya devam edelim. Yenişehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediye Meclisi'nde Afet Evler Mahallesi'nin adının değiştirilmesiyle ilgili teklif gündeme alındı. Buna göre Afet Evler Mahallesi'nin yeni adının Kuzey Kent olarak değiştirilmesi, muhtarlık binası yanında bulunan parkın adının da Mustafa Kemal Parkı olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi kararının Yenişehir Kaymakamlığı ve Mersin Valiliği tarafından onaylanmasıyla karar kesinleşecek ve Afet Evler Mahallesi adı tarihe karışacak. Mahallenin adı resmen Kuzey Kent olacak. Yenişehir Belediye Meclisi'nde aşırı hız nedeniyle ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği bazı cadde ve bulvarlarda trafik elektronik denetleme sistemi kurulması için Başkan Abdullah Özyiğit'e yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Belediye Meclisi toplantısında kaldırım ve yol işgalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, bazı bölgelerde işgaller önemli bir sorun. Elektrik direklerinin kaldırılması, hatların yer altına alınması konusunda TEDAŞ'la görüşmeler yaptık. Bir cadde yapıldıktan sonra diğeri bozulsun istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar 2020'de başlatılacak. Vatandaşın sokakta yürüme hakkını kullanmasını sağlamamız lazım. Engelliler, çocuklar, yaşlılar o kaldırımlarda rahatça yürüyebilmeli. Esnafın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da biliyoruz. Ama bu işgallerin de en aza indirilmesi lazım. Kaldırım işgalleri konusunda gerekiyorsa yasal yaptırım uygulayacağız ifadelerini kullandı. Gündemden düşmeyen davalardan birisiydi biliyorsunuz Feray Şahin davasında. Gözler Yargıtay'ın vereceği kararda sevgili izleyiciler. Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisiyken yaşadığı ve ailesine ait evde arkadaşı olduğu iddia edilen İstanbul'da görev yapan bir polis memuru tarafından öldürülmüştü hatırlayacaksınız. Aile şimdi Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyor. Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisiyken yaşadığı ailesine ait evde arkadaşı olduğu iddia edilen İstanbul'da görev yapan bir polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin'in ailesi Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyor. Mersin'de 17 Eylül 2017 tarihinde kaldığı evde polis memuru FBA tarafından öldürülen Feray Şahin'in ailesi yaklaşık 3 aydır Yargıtay'da bulunan dosyadan karar bekliyor. Yerel mahkemenin vermiş olduğu 5 yıl 3 aylık cezaya tepki gösteren Feray Şahin'in ailesi, Yargıtay'ın bu kararı bozacağına inandıklarını kaydetti. Kızımız bildiğiniz gibi 2017 Eylül ayında Mersin'de üniversite son sınıfta okurken hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından katledildi. Suçsuz, günahsız, savunmasız, masum bir kızımız hayatının baharında katledildi. Keyfi olarak katledildi. Kasten öldürmekten açıldı bu dava. Ancak daha sonra mahkeme bilinçli taksire soktu. Katil delillerin çoğunu yok etmişti. Birçok deliller yok edildi ve bu mahkeme sürecinde de yapılan soruşturmalarda hiçbirisi gündeme getirilmedi, istenmedi, talep edilmedi. Ve katil 5 yıl 3 ay gibi çok düşük bir ceza aldı. 1,5 yıl yattı ve tahliye edildi. Katili hiç kimse tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Katilin iddiası güya arkadaşı. Ancak arkadaşı olduğuna dair tek bir kanıt, tek bir delil o mahkemeye sunmuş değil. Ama o mahkeme Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi bunların hiçbirisini sorgulamadı. Üstelik Adli Tıp Kurumu gibi bilimsel en yüksek kurum
Ferahi uzaktan ateş edilerek öldürüldü demesine rağmen, rapor olmasına rağmen bu rapor dikkate alınmadı. Beklentimiz bizim en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Bir canın bedeli 5 yıl 3 ay gibi komik bir ceza olamaz. Bu cezalar katili ödüllendirmiştir. Ve buna benzer kadın cinayetlerinde verilen düşük cezalar da hep katillere ödüllendiriyor, durdurmuyor bu kadın cinayetlerini. Ağır cezalar alması gerekir. Burada bizim ayrıca bir isteğimiz, 1,5 yıla yakın polis hakkında, ya katil polis hakkında idari soruşturma var. Evet. Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu haberimiz olsun sırada. Sonrasında basın turumuza başlayacağız. İlinde bulunduğu 3 ilde eş zamanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde terörle mücadele müdürlüğü ekipleri özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evet, durum buydu sevgili izleyiciler. Uluslararası haberlerimize başladık. Ulusal haberlerimize devam ettik. Ve Mersin'imize, ilçelerimize ait haberlerimizle, yerel haberlerimizle de siz sevgili izleyenlerimize bilgiler vermeye çalıştık. Şimdi gazetelerimize, gazete turumuza devam edelim arzu ederseniz birlikteliğimize. Bu arada Instagram üzerinden de canlı olarak yayınlanmakta programımız. İçel FM mikrofonlarından da sizlere seslenişimiz sürüyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Aydınlık gazetesiyle başlayalım. Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrei Pelesev, birbirimizi suçlamıyoruz, çözüm üretiyoruz demiş. Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine özet bir cümle geçmiş. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'den ortak canlı yayın çıkışı denilmiş. Amerikan demokrasisi olabilir, batıda da uygulanıyor bu, doğuda da uygulansın, neden uygulanılmasın? Sonuçta Sayın Binali Yıldırım'ın çok geride kalması bir anlamda bu seçim koşturmacasında sanki Sayın İmamoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelecekmiş gibi bir izlenim yarattı. Bunun da yanlış olduğunu hem AK Parti'ye mensuplar söyledi, hem muhalefet partisine mensup olan kişiler, hem sade vatandaşlar, hem yazarlar, gazeteciler, düşünürler, siyasi bilimciler hepsi söyledi. İki aday medeni bir yarış içerisindeler. Onun için iki adayın karşı karşıya gelmesi gerekir dediler. Doğru olan da budur. Elbette ki sorulan sorulara medenice cevaplar verilecektir. Paylaşımlı bir program olacaktır ve konu kapanacaktır. Bunun üzerinden de prim yapılmasına karşıyız. Evet, bir batı modelidir. Haksız değilsiniz. Batı modelidir. Ancak Batı'nın kot pantolonunu alıyorsunuz. Telefonunu kullanıyorsunuz. Değil mi sevgili izleyiciler? Evimizdeki çoğu elektronik eşyamız Batı menşeli. Çin ürünü, çekirdeğimizi bile Çin'den alıyoruz. Batı modeli bir demokratik bir oturum yapılacağı zaman, bir demokrasi platformu oluşturulacağı zaman neden Batı karşıtlığına başlıyorsunuz? Onu da anlamış değilim doğrusu. En az bu konuda da o kadar milliyetçi düşünmek zorundayız diyorum. Kim olursa olsun fikrini özgürce beyan etme hakkına sahiptir. Diriliş Postası'nın bir haberi var. FETÖ Gezi ilişkisinin bir belgesi de Barbaros Şansal'ın kaçırıldım yalanı ile ortaya çıktı deniliyor gazetenin haberinde sevgili izleyiciler. Şansal kaçırılma olayı ile ilgili emniyet ve yargı üzerine araştırma yapan avukata 4 Kasım 2013'te yorma yargıyı, Aralık ayında çok işleri olacak diyerek FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimini önceden bildirdiğini itiraf etti. Gazetemizde geçiyoruz ve Güneş gazetesindeyiz. Şöyle bir baktığımızda kim olursa olsun 16 Haziran Pazar günü CHP adayıyla çıkacağı televizyon programında Fox TV'nin CHP yandaşı sunucusu şeklinde verilmiş haber. Sadece bir gazetecidir bize göre ve televizyoncudur.
Sayın İsmail Küçükkaya'nın moderatör olmasını teklif eden Yıldırım bu hamlesiyle hem meydan okudu hem de rakibin kaçış yollarını kapattı yorumunda bulunulmuş Güneş Gazetesi'nin yan manşet haberinde sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. Yıldırım açık oturumu Küçükkaya'nın yönetmesini tercih etti. CHP adayının program tarafsız olmayacak bahanesine sığınıp kaçmasının da önüne geçti. Özgüvenini ortaya koyan Cumhur İttifakı adayı rakibinin başarısızlığı sunucuya yükleyerek mağduriyete oynama planını da çökertti. Alnımız ak, başımız dik, neyin yandaşı insanlar? Yani elbette ki her vatandaşın bir fikri olacak. Herkesin fikri aklına tabidir. Yani buna müdahale edemezsiniz, niyeti okuyamazsınız. Sonra bazı insanlar vardır ki zaten asla niyetini okuyamazsınız. Bazı atasözlerimiz var bizim bu konuda. İşte adamın, daha doğrusu insanın yere bakanından, suyun ağır akanından korkacaksın derler. Aynen öyle. Gerek yok ki. Yani yandaş olmuş, olmamış, sonuçta hangi soru sorulursa sorulsun, kim sorarsa sorsun, doğruları söyleyecek insan için hiçbir problem yok. Hepsi legal bizce. Onun için biz hiçbir gazetecinin, hiçbir yayıncının bu konuda klişelenmesini istemiyoruz. O halde geçmişte Sayın İmamoğlu'na canlı yayında yapılan bir davranış vardı. O da yanlıydı. Olabilir. Olabilir. Her gazetecinin prensibi de aynı değildir. Çalışma şekli de aynı değildir. Olmak zorunda da değildir. Herkesin kendince yürüdüğü bir yol vardır. Tercih hakkınızı kullandınız. Karşı taraf da onayladı. Onun için bu konu üzerinden daha fazla halkın zamanını almayınız. Bir araya geldiniz, gelmediniz. Birlikte oturdunuz, oturmadınız. Bir an önce bir çay içeydiniz. Kurtulaydı bu millet. Seçimlerde ne olacaksa olaydı. Artık böyle ortalık bir sulh olaydı. İşimize, gücümüze bakaydık. Yapılacak bu kadar çok dosyanız, elden geçirecek bu kadar meclis önergesi varken İstanbul sokaklarında bütün siyasilerin böyle volta atmasına da bir anlam veremememiz sona ereydi. Memleket bir sulh olaydı, bir o koltuğa kim oturacak belli olaydı, biz de oh diyeydik. Yani bu haberleri de bir daha okumayaydık. Hiç öyle diksiyon falan nerede diye bakmayınız. Öz Türkçe ile böyle tarif edilir bu durum. Artık canımıza tak etti yani. Kiminle oturursanız oturun, nerede oturursanız oturun, Küçükkaya mı soruyor, Sayın Uğur Dündar mı soruyor, kim soruyorsa sorsun, söyleyeceğiniz ne varsa bu halka kimsenin sormasına gerek yok. Sormaya gerek olmadan söyleyendir doğru siyasetçi. İmamoğlu için de aynı şey, Sayın İmamoğlu için de aynı şey geçerli, Sayın Yıldırım için de aynı şey geçerli. Birinin sormasına gerek yok ki. Birinin birini köşeye sıkıştırmasına, diğerini başka bir kulvarda sıkıştırmasına gerek yok. Siz siyasetin işçisisiniz, siyasetin sahibi değilsiniz, memleketin sahibi değilsiniz. Ne muhalefet partisi ne de iktidar partisinin haddine değildir. Bu memleket Türk milletinin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız, hepimizin bir hizmet görevi var. Siz de bir hizmet görevini yerine getirmek üzere adaysınız. Bunu sınır ötesine taşıdınız. Neler yaptınız? En son Yunanistan'daki hükümeti de çatırdattınız. Özendiler. Baktılar ki Türkiye çok prim yaptı. Dış haberlerde, Reuters'lerde, La Libre Belgique'lerde, The Independent'larda boy boy Türkiye ile ilgili haberler olunca onlar da kıskandılar. Yunanistan'daki hükümet de yıkıldı bizim yüzümüzden. Baktılar ki ülke prim yapıyor ama reklamın iyisi kötüsü olmaz deyimi çok eskide kaldı. Keşke özenmeyelerdi, daha iyiydi. Hürriyet gazetesindeyiz. Pentagon geriyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Arizona'da Türk pilotların F-35 eğitimini durdurduğunu açıklamış. Temsilciler Meclisi Türkiye aleyhinde bir tavsiye kararını da onaylamış aynı zamanda sevgili izleyiciler. Türk dışişleri sert tepki verdi. Bu sert tepki, sert tepki deyimi hep kullanılır. Sert tepki verdi. Bakalım neymiş? Türkiye seçimini yapsın. Türk ekibine verilen eğitimin güvenlik gerekçesiyle kesildiğini açıklayan Pentagon sözcüsü Mike Andrews, Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılmasından söz etmiş. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararda Türkiye'ye F-35 ile S-400 füze savunma sistemi arasında seçim yapması çağrısında bulunmuş. Ankara bu adımlara sert tepki verirken Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama gelmiş. Temsilciler Meclisi kararı Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve bir takım suni miatlar konulması kesinlikle kabul edilemez. Bunun neresi çok sert bir tepki, ben anlamadım. Olması gereken tepki bu değil. Alın çocuklar oradan, eğitmeyi versinler. Yani bu eğitimi
Neden Amerika'dan alıyoruz onu da anlayabilmiş değilim sevgili izleyiciler. Ama bu bizim işimiz değil, onların işi. Söyleyecek çok şey var, azını söyleyebiliyoruz maalesef. Çok konuşsak şimdi bir daha Leyla Pakköse'yi burada göremeyebilirsiniz. Kim bilir, belki de birçoğunun dileği budur. Nefes kesen kurtarma. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak yaptığı Caner Gönyeli 2019 arama kurtarma davet tatbikatı, sondaj faaliyetleriyle suların ısındığı Doğu Akdeniz'de başladığı tatbikatın kara safhasında Kıbrıs Beşparmak dağlarına zorunda iniş yapan yolcu uçağının yaralanan yolcular havadan ve karadan başarıyla kurtarıldı. Yolcu uçağında yaralanan yolcular havadan ve karadan başarıyla kurtarılmış efendim. Tatbikat başarıyla neticelendirilmiş. YKS hakkında her şey, 2,5 milyon aday Abbas Güçlü biliyorsunuz farklı gazetelerde farklı yazılar yazan bir eğitim yazarı, bir eğitimci kişi. 2,5 milyon aday YKS'de, üniversite hayali kuran 2,5 milyon aday hafta sonu yapılacak sınavlarda yarışacak. Bu yıl sınavların içeriği ve puanlamayla ilgili bir değişiklik yok. Biliyorsunuz Siren Kaleli ile, uzmanımız Siren Kaleli ile bu konuyu ele almıştık sevgili izleyiciler. Yine Perşembe günü bazı öğütlerimiz olacak kendisiyle. Üniversite sınavına girecek olan adaylarımıza bir takım tüyolarımız olacak ve bu seneki sınavın prototipini de tam anlamıyla sizlere aktarmaya çalışacağız uzmanımız eşliğinde. Ancak kimi bölümlerin kontenjanı azaltılmış, kimi bölümlerin kontenjanı da çoğaltılmış sevgili izleyiciler. Veliler ve öğrenciler tarafından dikkatle takip edilecek haberler olmalı bunlar aslında. Özellikle sonradan, bugünkü haberler saklanılmalı ki sonradan zihinde tutulmalı ki sonradan tercih konusunda öğrencilerimizin çok işine yarayacak durumlar bunlar. Öğretmenlik için formasyon kaldırıldı örneğin. Bu en önemli değişikliklerden birisi sevgili izleyiciler. Öğretmenlik formasyonu kaldırıldı artık. Sorularda yorum yeteneği öne çıkacak. Yani bu da demektir ki üniversite sınavında da genel kültür devreye girecek. Onun için kimi adaylar için henüz okumaya başlamak için çok geç ama okuyarak aynı zamanda okuyan birey olarak kendini yetiştirmiş üniversite sınavlarına girecek olan adaylarımız için bu avantajı kullanma şansları olacak. Londra Pekin birleşiyor. Amerika'nın Çin'e tepkisinden sonra uzak doğudaki işçi sınıfının yaşının, üretkenliğinin ve kendisine ait bazı ürünlerin çakmasının üretilmesine karşı geçen hafta Amerika Çin'e bir nota vermişti sevgili izleyiciler. Bu notanın akabinde Pekin'le Londra birleşmesi gündeme gelecek demişti bazı siyaset bilimciler. İşte o da bugün basına yansıdı. Bakın, bilen biliyor. Bilgi her şeydir. Bilen biliyor. Bazı ülkeleri, hani biz deriz ya, evimizin içini, sokağımızı, şehrimizi, her yeri avcumuzun içi gibi biliyoruz. Uluslararası siyaset bilimciler de devletleri çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Hepsini avcunun içi gibi biliyor. Yani onlar bizim yapamadığımız niyet okuma işini çok iyi yapıyor. Londra ve Pekin'i buluşturacak son parça olan Halkalı Kapıkule Demiryolu hattında imzalar tamam deniliyor. 275 milyon euro Avrupa Birliği fonu kaldırılıyor. Projenin temeli 18 Temmuz'da denilmiş sevgili izleyiciler. Londra'dan Pekin'e ulaşacak tren yolunun önemli bir parçasını tamamlayacak olan hatla Avrupa Birliği Türkiye Asya Demir Yolu bağlantısı Avrupa standartlarına uygun olarak kurulacak. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak olan proje Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek yolunun da önemli bir parçası. Yıllardır bu dillendiriliyordu. Nihayet bu konuda somut bir adım atılabildi. Hatta eski İpek yolunun yerini alacak denildi. Onun için Demir İpek yolu olarak adlandırıldı bu proje sevgili izleyiciler ve yurt dışında da böyle lanse edildi. Birçok ticari seminere, birçok ekonomi forumuna da konu oldu. 231 kilometrelik çift hattan oluşacakmış. Bu da sevindirici bir haber. Londra ve Pekin'in buluşacağı projede 275 milyon euro Avrupa Birliği fonu kullanılacak. Bu Avrupa Birliği'nin üyelik adayı bir ülkeye sağladığı en büyük kaynaklardan birisi.
Belki de bu projeden yüzümüzün akıyla çıkmamız ve bu aşamayı çok da eleştirmeden sadece somut adımlar atarak, yani muhalefete de çok konu olmaması lazım. Muhalefet tarafından da sırf iktidarı yıpratma çabasıyla bu projenin çok ele alınıp sallanmaması lazım. Onun için doğru bir proje, Türkiye'nin, İstanbul'un ve Asya'nın önünü açacak bir proje. Bu bakımdan mimarlarına başarılar diliyoruz. Bu projenin mimarlarına başarılar diliyoruz. Ülkemizin selayeti açısından, atılacak her türlü adımın arkasındayız ve bizi mutlu eden durumlardır bunlar. Orta Doğu gazetesindeyiz. Güya müttefik manşeti bu başlık oluşturuyor bugün Orta Doğu gazetesinde sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Dost görünen düşman ABD, Türk F-35 pilotlarının eğitimlerini durdurdu. Temsilciler Meclisi de S-400 alımından vazgeçmeyen Türkiye'nin NATO üyeliğinin tehlikeye gireceği şantajında bulundu. Ankara ise son sözünü henüz söylemedi denilmiş haberde. Washington'dan Rus yapımı S-400 savunma füzesi alan Türkiye'ye küstah tehditler gelmeye devam ediliyor demiş haberin devamı. Savunma Bakanlığı F-35 pilotlarının eğitimlerin durdurulduğunu, bu gazete haberine de konu olmuş sevgili izleyiciler. Amerika'ya inat baştan sona vaktinde teslim başlığı altındaysa şu ayrıntılar sunuluyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergi Rybakov, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusunda tüm taahhütlerimiz mevcut anlaşmalar ve diğer belgeler doğrultusunda baştan sona vaktinde tam anlamıyla yerine getirilecektir dedi. Putin'in yardımcısı Usakov ise S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını söyledi. Olay budur. Siz ne yaptığınızı bilirseniz karşıdaki ülkelerin de eli kolu bağlanır kimi zaman. Ülkeler de insanlar gibi. Ne kadar düşünerek, ne kadar geçmişinden feyz alıp geleceğini ışık tutarak yürürsen o anda attığın adımlar o kadar takdire şayan oluyor. Onun için bir ülke için kamu dilinin ortak olması, uluslararası savunma dilinin ortak olması, vatandaşların kendi aralarındaki ve siyasilere bakarkenki etik dilinin, terbiye ve de şiddetten arındırılmış dilin ortak olması, siyasilerin de vatandaşlarına seslenirken aynı etik dil düzenini takip etmeleri, o ülkenin bir anlamda insanların da kendini korumaya almasıdır sevgili izleyiciler. Bir koruma kalkanı oluşur çevrenizde. Her şeyde birlik beraberlik, her güzel anda ve de felakette birlik beraberlik içerisinde bulunmayı başarabilmiş bir ülkeyiz. Ve böyle bir, iyi ki de böyle bir ülkenin insanlarıyız. İyi ki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. İyi ki de Atatürk'ün evlatlarıyız hepimiz. Atatürk'ün torunlarıyız hepimiz. İyi ki de Türk insanıyız. İyi ki de Türkiye'miz var. Sonsuz yaşasın inşallah ülkemizde, değerlerimizde. Bu değerleri koruyarak uluslararası alanda ve sınırlarımız içerisinde siyasi etik ve toplumsal etik değerlerini koruyarak yürümek zorundayız. Yoksa birçok uyaran var ki gençlerimizde, çocuklarımızda onlara kurban ederiz. Muş'ta görme engelli olan ve kusursuz kulağa sahip olduğu için tüm sesleri notaya dökebilen 7 yaşındaki Bager piyanosuyla ilk konserini verdi. Bager'in hayali Fazıl Say'la tanışıp konservatuvarda eğitim almakmış. Çok güzel bir haber bu. Orada bir yetenek var uzakta başlığıyla sunulmuş Posta Gazetesi'nde. Şöyle deniliyor, Muş'ta müzik öğretmeni Caner Keser, kendisi gibi doğuştan görme engelli olan 8 yaşındaki öğrencisi Bager Çalışçı'nın upslot, yani kusursuz kulağa sahip olduğunu fark edince bir yıl önce onu piyanoyla tanıştırmış sevgili izleyiciler. Doğada duyduğu her sesi notaya dökebilen Bager kısa sürede çok iyi derecede piyano çalmaya başlamış. Zaten absolut, yani kusursuz kulağa sahip olmak daha çok görme engelli vatandaşlarımızın sahip olduğu bir yetenek oluyor ki onlar da gerçekten müzik konusunda son derece yetenekleri barındırıyorlar bünyelerinde. En büyük hayali köy okulunda konser vermekmiş öğrencimizin. İlk piyanosu merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı köyüne götürülmüş. Aynı anda çalınan 6 notayı tek tek tekrarlayabilen bir çocuğumuz kendisi. Sözcü gazetesi, Bakan Çavuşoğlu Barzani'nin yemin törenine gitti başlığını, üst başlığını kullanmış ve muhalefet eğer bu törene katılsaydı hain ilan edilirdi.
manşetini sunmuş. Çavuşoğlu törenin ardından bir de Kürdistan şehitleri için yapılan saygı duruşuna katıldı deniliyor. Bu törene iktidar dışından kim katılsaydı vay haline yorumu yapılmış sevgili izleyiciler. Elbette ki kendisi de bir açıklama yapacaktır bu konuda. Karşı açıklama yapılana kadar, kabul ya da ret haberi yapılana kadar her haber bizim için de, gazeteciler için de, haberciler için de bir iddiadır. Doğrulaması ya da reddi gerçekleştirilmeyen her haber iddiadır. Onun için bu haber üzerinde daha fazla konuşmak istemiyoruz izniniz olursa. Star gazetesindeyiz. CHP mağdurları adalet arıyor. Seçimlerde kimse işinden aşından olmayacak vaadiyle oy isteyen CHP'nin belediyelerde başlattığı işçi kıyımı sürüyor denilmiş. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçim sonrası kapı önüne koyduğu işçiler Ankara'ya emek ve adalet yürüyüşü başlatmışlar. Ulusal haber turumuz böyleydi sevgili izleyiciler. Bir reklam aramız olsun, biraz soluklanalım. Bana bir çay arası verir misiniz lütfen? Yavaş yavaş artık yemeklerimizi yedik herhalde değil mi? Biz henüz kamera karşısındayız ama yemekte olanlara afiyetler olsun efendim. Yiyecek olanlara da afiyetler olsun. Yemeğini yemiş olanlar da benim gibi çaylarını kahvelerini alsınlar, birlikte yudumlayalım. Şimdi reklamlarımızı izleyelim. Sonrasında yine haber turumuzla karşınızda olacağız. Yeniden merhaba sevgili izleyicilerimiz. Saatlerimizi 12.51'e taşıdık. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta geldik bile. Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuları, uluslararası konuları, yurt konularını, yurt haberlerini ve yerel haberlerimizi sizlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Instagram üzerinden ve sosyal medyamız üzerinden de yayınımızı takip eden tüm yayın dostlarımıza da teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınının ne zaman yapılacağı açıklandı biliyorsunuz. En önemli gündem maddesiyle veda edelim sizlere. 23 Haziran'da yapılacak efendim bu buluşma. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Canlı yayın tüm kanallara açık bir ortak yayında gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak, gazeteci ve televizyoncu İsmail Küçükkaya. Moderatör her bir adaya eşit soru süresine göre sorular soracak. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecekmiş efendim canlı yayın akışı da. Şimdi sırada kitap tanıtımlarımız olsun, kitap önerilerimiz olsun size. O önerilerimizin hemen ardından veda edelim arzu ederseniz. Çok affedersiniz. Barış Bıçakçı'nın kitabı Tarihi Kırıntılar, şiddetle önerdiğimiz kitaplarımızdan birisi bu size. Diğer kitabımıza geçiyoruz hemen. Çok özür dilerim. Çok konuştuk, sesimizi çok yorduk. Evrak Kürek, Selçuk Aydemir'in bir kitabı sevgili izleyiciler. Hemen sonraki kitabımıza bir göz atalım. Manzaralar kitabı, John Berger'in bir kitabı, şiddetle öneriyoruz. Mikrofonumu bir kapatabilir Sezer arkadaşım. Hepimiz Adanalıyık Taman, Zeynel Çok'un bir kitabı. At bara girmiş, David Grossman'ın bir kitabı. Bunların hepsini önerdik sizlere. Artık çok fazla kelime konuştuk bugün. Pardon. Çok fazla telaffuzda bulunduk. Sesimiz de yoruldu. Klimalı ortamdayız da. Onun için boğazımızı da kuruyor zaman zaman. Affınıza sığınıyor sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte yine birlikte olalım lütfen. Bizi ihmal etmeyiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerle iletişime geçmek, haberlerimizi okumak en büyük dileğimiz. Yarın yeniden saatlerimiz 11'i gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Bizi kör olasın sozan, sozey, sozan, sozey, sozan, sozey, evleri açar ta bizi. Thank you.
Cabımlar.